İç ezoterik simya. Okültizmin dallarından biri ya da kapsadığı alanlardan biri olarak görülen simya kimi kaynaklarda iç ezoterik simya ve dış egzoterik simya olarak ikiye ayrılmaktadır. Dış simyadaki bütün kavramlar Hermestot inisiyasyonundaki ezoterik bilgilerin anlaşılamamış sembollerinden ibarettir. Örneğin, dış simyada madenlerin birbirine dönüşümünü sağlamak anlamına gelen büyük eser, Magnus Opum, iç simyada, inisiyatik bir eğitimin sonunda elde edilen spiritüel aydınlanma ifade eder. İç simyada inisiyasyonlardaki küçük misterlere ve büyük misterlere vakıf olma, küçük eser ve büyük eser diye adlandırılmıştır. Büyük eser'i gerçekleştiren kişinin büyük sanatın sonunda felsefe taşı ne elde etmiş, ölümsüzlük içkisi ne içmiş olması, inisiyatik süreç sonunda aydınlanmış olmasını simgelerdi. İlk maddeyi materia prima elde etmek ise tüm madenlerin türediği madde cevherini elde etmek değil, ruhsal varlığın ilk halini yani maddi dünyada doğmadan önceki saf hali, saf şuur halini elde etmek anlamına geliyordu. Metalin altına dönüşmesi sembolizminde simgelenen bir anlamda auranın arınması, altın parlaklığını gösterecek bir saflığa ulaşmasıdır. Hermestita'ya dayanan ezoterik sembollerin, o sembolleri anlayabilecek inisiyatik eğitimden geçmemiş olanların eline geçmesi dış simyayı doğurmuştur. Bu bakımdan kimi yazarlar dış simyayı okültizm kapsamında, iç simyayı ezoterizm kapsamında ele alırlar. Jimiye, ING. Alçemi, topraktan gümüş ve altın yapmayı gaye edinen bir bilim. İbranice'de simye şeklinde ve Allah'ın ismi manasında olan bu kelime, Arapçaya simi olarak geçmiş olup, sihir ve büyücülükle uğraşanların ilmine denir. Sihir yapanların, yeni büyücülerin kullandığı terkipleri, maddeleri, yağları ve sıvıları bildiren bir ilim dalıdır. Simi ilmiyle uğraşanların sihri, bugünkü hipnotizma gibidir. İbni Haldun, kitabında simyanın sihrin üçüncü sınıfı olduğunu söyler. Simyacılar, harflerin gizli kuvvetlerinin olduğunu bildirirler. Bir varlığın özünü anlamak için bazı harf ve sayıları bilmek gerektiğini savunurlar. Simya, en genel anlamıyla bir sanat ya da bir teknik olarak anlaşılabilir ve amacı maddenin içindeki altını ortaya çıkartmaktır. Simyacılara göre madde hastadır ve iyileştiğinde altın ortaya çıkmaktadır. Simya bu amaçla felsefe taşını aramaktadır. Bu taş maddeyi altına çevirebilmekte ve bundan elde edilen iksir, elijir ile insan ölümsüzlüğe kavuşabilmektedir. Simyada ulaşılan bu son noktaya giden yol Ars Magna, büyük ve ulu sanat olarak adlandırılmaktadır. Tarih boyunca simya mistik ve pratik simya olarak iki yönde gelişmiştir. Pratik simya, kimya biliminin doğuşunda büyük rol oynarken, mistik simya, ezoterik felsefenin bir başka çehresi olarak günümüze kadar gelmektedir. Simyacı kimdir? Simyacılar hakkındaki genel görüş onların sözde bilim adamı, pseudoscientist, hatta kaçık ya da şarlatan oldukları yönündedir. Bunun nedeni simyacıların kurşunu altına çevirmeye çalışmaları, evrenin dört elementten toprak, hava, su ve ateş oluştuğuna inanmaları ve zamanlarının büyük çoğunluğunu mucize ilaçlar, zehirler ve sihirli iksirler hazırlamaya harcamalarıdır. Bazı simyagerler gerçekten kaçık ya da şarlatan olsa da, çoğu entelektüel akademisyenler ve önemli bilim insanlarıdır. Mesela, Isaac Newton ve Robert Boyle'un simyacı olduğu bilinmektedir. Bu gibi yenilikçi kişiler kimyasal maddelerin doğasını ve işleyişini araştırmayı denemişlerdir. Bu gibi simyagerler fiziki evrenin sırlarını açıklama girişimleri sırasında deney yapmaya, geleneksel bilgi ve bilgi kalıplarına, tam yasalarına ve şüpheci yaklaşıma dayanmak zorundaydılar. Aynı zamanda simyagerler kimyasal süreçlerde, fiziki durum ve görünüşün büyük ölçüde değiştiği durumlarda dahi bir şeyin mufaza edildiğini kabul ederler. Bu bir şeyi ya da öz maddelerin bazı temel prensiplere sahip olduğu, prensiplerin birçok dış görünüş altında gizli halde bulunabileceği ve bu prensiplerin uygun işlemler sonucu ortaya çıkartılabileceği görüşüyle ilintilidir. Simyanın hedefleri. Metallerin altın ve gümüşe dönüştürülmesi. Ölümsüzlük iksiri yaratılmasını. İnsan hayatının dönüştürülmesi. Simya ile kimya arasındaki fark. Simya, kimya biliminin atasıdır diyebiliriz.
Simyacılar tarafından keşfedilen birçok şey, daha sonraları kimyacılar tarafından kullanılmıştır. Simya ve kimya arasındaki esas fark şudur: simyada deney daha çok ön plandadır. Deneysel yaklaşım çok ön planda ise, bunun aksine bilimsel bilgiye çok yakın değildir. Simyacılar genellikle rastgele olarak çeşitli maddeleri birbirine karıştırıp sonucunda bir şey bulmayı ummuşlardır. Yani deneylerde bilimsel bir altyapı çoğunlukla yoktur. Kimya ise deneysel ve bilimsel dayanaklı teorik bilgileri dengeli bir biçimde kullanır. Deneyler kadar bilimsel temellere dayanan bilgiler de ön plandadır. Simyadaki gibi bir rastgelelik temelinde değildir. Kısaca tekrar belirtmek gerekirse simya, kimya bilimine öncülük etmiş ve daha sonra yerini kimyaya bırakmıştır. Zümrüt Tablet. Avrupalı okültist akımların düşüncelerini dayandırdıkları kısa bir metindir. Yazılı ilk kaydına 800 yılında Abdülkadir Geylani'nin kitabı Siral Asrar, Sırların Sırrı kitabında rastlanmaktadır. 1140 yılında Johannes Hispalensis tarafından Latince'ye çevrilmiştir. 14. yüzyılda simyacı Ortolanus tarafından Hermes'in Sırrı adıyla şerh edilen metin, bundan sonra simyanın gelişimi üzerinde etkili olmuştur. Zümrüt Tablet'in tercümesi. Hiç yalan olmadan doğrudur, kesindir ve çok gerçektir. Aşağıda olan yukarıda olan gibidir, yukarıda olan da aşağıda olan gibidir ve birlikte tek bir şeyin mucizesini gerçekleştirirler. Ve bütün her şey bir olandan geldiğinden, bir olanın düşüncesinden gelmiştir. Böylece her şey bu tek olandan uyum sağlayarak çıktı. Güneş onun babasıdır, ay annesidir. Rüzgar onu karnında taşımıştır, toprak beslemiştir. Dünyanın bütün gücünün babası budur. Onun gücü eğer toprağa dönerse her şeye yeter. Toprağı ateşten ayıracaksın, süptil olanı kalın olandan, bu büyük bir maharetle olmalı. Topraktan gökyüzüne çıkacak ve yeniden toprağa inecek ve yukarıda ve aşağıda olanın gücünü alacak. Bununla bütün dünyanın zaferi senin olacak, bunun için bütün karanlık senden uzaklaşacak. Bu bütün kuvvetlerin en kuvvetlisi, çünkü her süptil şeyi yenecek, her katı şeyin içine girecek. Dünya da böyle yaratıldı. Hayranlık verici biçimler bundan çıktı, bunların ortamı buradadır. Bu yüzden bana üç kere büyük Hermes denir, çünkü bütün dünyanın felsefesinin üç bölümü de bana aittir. Güneşin yaptıkları hakkındaki söylediklerim böylece bitiyor ve tamamlanıyor.